Sayın Selahattin Bey, şimdi programın sonuna doğru bu çözüm konusunda ne diyorsunuz? Türkiye'nin bu içinde bulunduğu ve bölünmenin, tehdidin, ayrışmanın, kamplaşmanın, düşmanlığın çok aşırı düzeyde ileriye götürülmeye çalışıldığı bir evrede halk ne yapsın, Türk milleti ne yapsın, buradan çıkış yolu nedir, ne yapılması gerekiyor ki Türkiye kendi dinginliğini, refahını, bütünlüğünü ve varoluş koşullarına uygun ilkelerini ayakta tutabilsin. Düşünceleriniz nedir? Şimdi deminden burada çalışıyorum dersime. Görüyorum. Hesap kitap yapıyorum. Bizim kamu borcumuz ne kadardır? Biliyor musunuz? Kamu borcu. Kimse net rakamı bilmez. Kamu borcu olarak Türkiye'nin bütün borcunun 450 milyar dolar olduğunu ve 180 milyar da kamu borcunun olduğu. Şimdi 380 milyar dolar yani. Yani bizim toplam borcumuzun bir de kuruluşların borcu tabii, var. Şirketlerin de var evet. 650 milyar dolar yani evet. 650 katlı bir lira. Biz evet. Kefil olmuşuz devlet. Evet. Kamu borcudur. Bu da 1 trilyonu aşıyor. 1 trilyon lirayı aşıyor. Öyle midir? 650 milyarsa evet. Çarpı 1.8 yap, 1 trilyonu çok aşıyor. Tabii aşıyor. Ha. Bütün borçlar. Ben 1 trilyon üzerinden gidiyorum, vatandaş da kolay anlasın. Altının gramı 100 liradır. Doğru mudur? Öyleyse 1 kilo altın 100 bin liradır. 1000 kilo altın 100 milyondur. 1000 ton altın 1000 defa artıracaksın birerini. 100 milyardır. 10 bin ton 1 trilyon liradır. 10 bin ton altın 1 trilyon liradır. 1 trilyondan fazladır borcumuz. Ben lira olarak diyorum. 10 bin ton ediyor. Ton, kilo değil. Bin kamyon düzülüp peş peşe kaç kilometrelik yol. Hepsinin yükünü altın doldu. Bin kamyonun ancak onu taşır. Bu kadar borcumuz var. Osmanlı'yı batıran 200 bin altındı değil mi? Koca İmparatorluğu Düyun-u Umumiye 200 bin altındı. Sen 10 bin ton, bin kamyonu kilometrelerce düz peş peşe onun taşıyacağı yük kadar altın borcun var. Bir, iki, bu kimin borcudur? Ben neyim? Korkuyorum, ülkem için korkuyorum. Bunu görünce dehşete düşüyorum. İki, ülkemin ekonomik kamu iktisadi teşekküllerini özelleştirdik. Değil mi? Ne kadar elde ettik bilen var mı? Hepsi 35 milyar dolar. Senin hatırın için 100 milyar olsun. Ya çıkar 200 milyara korkma. Recep Tayyip Erdoğan bayram eder öyle olsa. 200 milyar olsun. Değil mi? 2 bin filan hepsini katsak. 200 milyar olsun. 200 milyar olsun. Kurbanın olayım senin. Şimdi sadece Sümer Bank'ın her şehrin, her kazanın en güzel yerindeydi mağazalar. Evet. Sadece mağazalarını geriye alayım de 100 milyar alamaz. Doğru tabii. Bedavaya gitti hepsi. Peşkeş çekildi hepsi. Yani şu özelleştirdiklerini ben geri alacağım de uluslararası hukuk çerçevesinde. Çünkü tahkim kuruluna götürürler seni. Hala zorla geri alacağım diyemezsin kardeşim. Diyorsun ki böyleken böyle. 1 trilyon verin kardeşim geriye alın. Allah aşkınıza gidin geriye alın. 1 trilyon dolar verin. O tavukları geriye alın. Şu telekomun sadece tesiyle 40 milyar dolar borcumuz varken 20 milyar dolara satıp dış borcu kapatıyorduk. Sadece tesiyle. Değil mi? Şimdi ne tesi kaldı ne besi. Ülkenin bankaları satıldı. Ülkenin
Altın yumurtlayan tavukları satıldı. Zaten altın yumurtlamayanları kim alıyor ki? Evet. Peki şimdi satacak neyimiz kaldı? Kanımız kaldı. Peki askeri. bunlar sonuçta ben bu ülkenin insanı olarak bunları geri almak istersen trilyonla alamıyorsam, peki madem istihdama yönelik burada trilyonluk mülküm gitmiş, burada da trilyonluk borca girmişim, ya bunda devi yaratılır kardeşim. İstihdama yönelik, üretime yönelik ne yapmadık? İstanbul'un anasını ağlattık. Yeşil alanlarını, nefes alanlarını beton harmaya çevirdik. Beton alanına çevirdik. Tamam. İstanbul, eski İstanbul hala duruyor. Allah bize iki ciddi ihtar verdi. He? Gölcük depremiyle Düzce depremi. Sarstı, salladı, kendinize geldi. Bütün dünya bilim adamları, ülkenin bilim adamları da dahil konuyla ilgili İstanbul'unki duruyor diyorlar. O depremler sizin değildi. İstanbul depremi duruyor. Peki İstanbul'u yenilemek için sana bir şey değil mi? 10 milyar dolar yeterdi. Kalanını müteahhit hallederdi. Dikeyde büyütüp yatayda genişletip hem yollarını genişletirdin hem o sitelerin altında olduğu gibi otopark yapardın. Yol sorunum kalmazdı. Yeniden şey yapmak, yol yapmak, o yolların hepsi nereye çıkıyor? İki yol. Birisi E5, birisi TEN. Ve taşımıyor. İstanbul çıldırmış. Ne sabah taşıyor, ne öğlen taşıyor, ne akşam taşıyor. Ama böyle yapsaydınız İstanbul dikey, hem kurtarırdınız depremden, hem genişletirdiniz. Su havzalarını, nefes alanlarını kapatmadan, tacir zihniyetiyle değil, devlet zihniyetiyle bunu yapardınız. İstanbul'u kurtarırdınız. İstanbul'u siz yıkarsanız, İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır. Türkiye'nin herhangi, Allah vermesin, bir şehri belaya düşerse İstanbul kurtarır. Ama İstanbul yatarsa artık Türkiye'yi dikeltemez. Bu da ne yazık ki yapılamadı. Şimdi bunlar içimde dert. Ülkemin belaları, dertleri. Canım yanıyor, konuşuyorum. Şimdi gelelim bu çözümle ilgili. Çözüm dedim, İstanbul'u kentsel dönüşüm var ya, onu bundan 2-3 seçim önce bir başkan adayına demiştim. O da televizyonda anlattı. İktibas olduğunu da demeden anlattı. Ama anlattı ya, sağ olsun. İşteyse o fikir önemli değil, kimden çıktığı. Güzel bir fikirdi, o da anlattı. Şimdi Suriye meselesi ülkemin başına bela olarak duruyor. Şimdi Dışişleri Bakanımızın bu kadar bütün ofsaytta durarak oynamaya çalışması. Çünkü dünya durdu. Anlan'ı gönderdi, gitti. Anlaşın bir yere bağlayın şimdi dedi. Dünya durdu. Biz kaldık ofsaytta. Ama ya biz zarardayız şimdi. Bu iktidarla, yani Beşar Esad'la da konuşacak yüz de bırakmadık. Şimdi nasıl edeceğiz bu işi? Beşar'ın gitmesi lazım. Yani Beşar gitmezse biz hakikaten ofsaytta kaldık. Fakat gelin kardeş, bu işi onur gurur meselesi etmenin ötesinde devlet yönetmek öyle kişisel duygularla olmaz. Ben gençliğimde konuştuğumda yani bugüne yarına devrim yapacak denirdi. Öyle heyecanlı, çünkü kaybedecek bir şeyim yoktu. Şimdi bir kelimemle yüz binler etkileniyorsa, yüz binlerin kaderiyle oynuyorsam, bir camia eksik olmasın, benim hak ettiğimden fazla bana teveccüh ediyorsa, onun kaderini düşününce bin defa frene basıyorum bir kelimeyi konuşun ne kadar, onu belliye salmamam lazım diye. Erkeksin git, kendi erkekliğini başka yerde göster. Bir ulusun kader üzerinde erkeklik yapamaz kimse. Şimdi ben en başından şunu diyordum. Sevgili Başbakanım, hem buradaki aşuraya katılı, üstünden Necef ile Eşref'te Hazreti Ali'nin mezarını ziyaret etmesi, hem Ayetullah Uzma Sistani ile mülakatı, görüşmesi, One Minute sürecinde Sünni kesimin muhabbetini, teveccühünü, güvenini kazanmıştı.
Şia'nın da teveccühünü kazanmıştı. Bu iki şeyle de perçinledi. Tarih boyunca Şia'nın ve Sünni'nin itimat edip sevdiği bir insan oldu. Bu ne kadar güzel. Yani İslam dünyası için bir nimet. Türkiye için bir nimet. Bölge için bir nimet. Yani güven sorunu var ya, bu güven sorunu çok illet bir şeydir. Sana güvenilmiş. Seviliyorsun. Sevgili Başbakanım, ben şunu önerdim. Basın yoluyla da önerdim. Bahreyn ve Suriye için araya gir. İkisine de aynı sözümüz. Benim kafamdaki çözüm şu. Bahreyn'de kral yaşasın. Kan akmasın diyorsunuz ya. Ya kanı durduracağız. Evet, bir insan bütün insanlık demektir. Bir insanın dahi kanı akmasın. Ama aramıza fitne sokarak kan akıtıyor. Batılı kan akıtıyor. Biz birbirimize sövüyoruz. Emirlerde değil mi? Biz birbirim ya batılıdır. Orada kan aktan Sarkozy'dir, Obama'dır, İsrail'dir. Biz niye birbirimizle kavga ediyoruz? Şimdi ellerindeki silahlara bakın, kim verdi? Doları verip oraya kim gönderdi? Suudi Arabistan hakikaten kendisi demokratik bir ülke mi ki Suriye'ye demokrasi ihraç etsin? Şimdi bakın, gidip kral yaşasın kardeşim. İngiltere'deki gibi bir demokrasi gelsin. Ne edelim? Adamımız ölmesin kardeşim. İngiltere benzeri bir demokrasi. Kral siyasete katılmasın, sembolik makam olarak orada dursun. Halk da seçimini yapsın, devletini kursun, hükümetini kursun, kabinesini kursun, ne bileyim, parlamentosunu kursun. Bu kadar basit. Bunu bir türlü de garanti altına alacağız. Suriye'de de şimdi karşıdaki Müslüman kardeş, dindaş, vatandaş, eli silahlı Sarkozy'nin komutanlarından komut alan teröristlerin sloganı şu. Sen diyorsun ki Beşşar'ın öldürdüğü adamın kanını Allah etmesin ya, ben bir damla kanın altına girmek istemem. Ölüyüm ama öldürmeyeyim. Fakat eli kanlı bu teröristler ne diyor biliyor musun? Aleviler tabuta, Hristiyanlar Beyrut'a. Çünkü Hristiyan'ı öldüremiyor, sahibi var. Sen bunun vebalının altına girecek misin? Bu teröristi desteklemekle, Sarkozy ile sen silah yoldaşı olmak ister misin? O zaman ne yapalım? Kime karşı? Suriye'de de dengeleri bozmayacak. Neyi dengesi? Kardeş, hem katliamı önleyeceksin, hem oradaki Allah etmesin çatırdama bütün bölgeyse. Ben şunu Suriye hiçbir yere benzemez. Bütün bölgeyiz ve en büyük zararı biz göreceğiz. Bak, bu parçalanma, en büyük parça bizden gidiyor. Halkımıza ne görev düşüyor onu rica edeceğim. Ben iktidara şunu dedim. Önce ya halk seni seçmiş kardeşim. Gel, burada da benzer bir çözümle İran'da destekler bunu. İki tarafta destekler. Ben konuştum kardeşim, bir kısım insanlarla konuştum. Bahreynli'yle de konuştum, İranlı'yla da konuştum. Şimdi Suriye'de de dengeleri emperyalizmin lehine, bu projesinin lehine, ülkenin parçalamasının lehine geliştirmeyecek, bozmayacak şekilde bilakis ülkemin, dünyamın, bölgemin dengelerini koruyacak ve fakat bu iki ülkedeki halkların da demokratik halkları verilip adil yönetilme hakkını teslim edecek bir çözüm sun. Bura neyse burada o. O zaman hem ülkem dünya yıldızı olur, tarihe geçer, kanı durdurdu ve emperyalizmin Şii-Sünni Kafkas'ı çıkarma oyunlarını bozdu. Ülkemi ve diğer ülkeleri, dindaşlarımı bölüp pörçük etmek oyunlarını bozdu. Hem sevgili başbakan, İslam ümmetinin yıldızı, dünya yıldızı olarak tarihe geçer. Yapar mı bunu? Bu biraz geç kalmış ama gene de mümkündür. Gene de mümkündür. Kanın durmasını istiyorsanız yapılacak şey bu. Yapılacak şey bu. Böyle bir şeye ben
Bazen diyorum bu bok eğer bize hayır getirecekse, Amerika bizim bu kadar hayranımız, bizim hayrımızı, bok projesi sadece İslam coğrafyasını alıyor içine. Başkasını değil. Amerika İslam'a bu kadar aşık, Müslümanlara bu kadar aşıksa, hayrına ise ben ne iş başkanlık, bu işin paspası bile olurum. Ama beni köleleştirmek, bölük börçük edip birbirimle boğuşturmak, servetimi sömürmek, kendimi köle etmek, onuru ve şerefimi ayağının altına almaksa ne iş başkanı olurum, ne başkanı olurum. Böyle bir şey, böyle bir vebalın altına girmem. Şimdi dinine, diyanetine inandığım başbakanımın yapması gereken şey bu. Buna ön ayaklık etsin. Vallahi tarihe geçer. Ama bu şekilde de kardeşim, böyle şimdi biz offside'da kalmışız. Offside'da kalmışız. Böyle bir ümit görüyor musunuz? Hayır, bu çözüm müdür değil midir? Bu çözüm kapsamı. Çözüm kardeşim, yap. Ben bir çözüm sun diyorsun eleştirmek yerine. Çözüm sunuyorum. Tamam, katılın. Eksiği var mı? Bizim harciyemiz de iyidir ha. Realite başka. İyidir ha. Anlayan insanlar çok var harciyemizde. Ya otursun da teknik boyutunu onlar halletsin. Ama düşüncelerini söylemiyorlar. Bu mezhepçi söylemlerden, ırkçı söylemlerden herkes kaçınacak. Biz hepimiz birbirimizin canıyız, ciğeriyiz. Ama bunu siyasi ben mezhebi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, yani etnik kökeni. Ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir Kürt kardeşime kıyamam ki, ona kurşun sıkamam ki, Allah göstermesin ya. O parmağım kırılsın, ona kurşun sıkacaksa. Doğru. Veya benim hem soydaşım hem dindaşım bir Türk'e mezhebinden dolayı kurşun sıkar. Ya öyle bir öfke duymuyorum ki. Niye duyayım ki? Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa benim için bitmiş, benim aşkıma aykırıyor. İbadetimi nasip yapması beni ne ilgilendirir? Çok güzel. Bütün bunlara katılıyorum size. Öyle oldu mu? Emperyalizmin oyununu bozarız. Devlet bunu yaparsa hepimizi kurtardı. Kolay ve dünya yıldızı oldu. Yani böyle bir siyasi irade yapmıyorsa kardeşim, ben Şiasıyla, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, biz birbirimizin canı ciğeriyiz ya. Biz bu oyunlara gelmeyelim. Sen ne diye birbirinin kapısına gidip yazı yazıyorsun? Acaba bunu Sünni kardeşim mi yapıyor? İnanmıyorum. Ülkücü mü yapıyor? İnanmıyorum. Çünkü onun vatanperverliğiyle bağdaştıramıyorum. Emperyalist istiyor ki senin kendi içerinden fitne kaynatsın. Sen de buna hizmet ediyorsan senin ülkücülüğün olmaz. Bunu halkçı mı yapar? Hayır, inanmıyorum. Bunu Kürt mü yapar? Hayır. Türk mü yapar? Hayır. Kim yapar bunu? Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışan ajan, provokatör. Peki ben koca şehir yazılıyor, orada evlerin önü çiziliyor. Niye kimse görmez bunu? Niye MOBESE kameraları hep zikir olmuştur? Niye birisi yakalanıp hesap sorulmaz buna? Devlet adam hata yapabilir ama memurunun yaptığı hatayı baştakinin telafi etmesi lazım. Resulullah'ın yaptığı gibi, o şey konusunda ilk dönemlerdeydi, bir albayımız gitti, bir hatalar yaptı, kendisi kendine yedirme falan, birbirinin gözü önünde, karıların gözü önünde erkekler soyundurma kışın günde falan filan, çok büyük hataydı bu. Ancak emperyalizme hizmet ederdi, ülkemi bölmek isteyenlere hizmet ederdi. Devlet ne yaptı? Devlet onu telafi etmesi gerekirdi. Yapmadı kardeşim. Yapmadı, yanlış yaptı. Şimdi bugün kim yapıyor bu tahrikleri? Erzincan'da Alevi kapısına kim çarpı attı? İşin kötü tarafı, yani devleti yöneten insan sükunete çağırması lazımken adeta mezhepçilik üzerinden konuşuyor desem onu da yakıştıramıyorum. Ne diyeyim ben? Muhalefet tabii kükrer. Ya onun görevi millet ona muhalefet etme. Sen meddahlığını verme, onun sen milletvekillerin var, onlar yapsın. Muhalefet muhalefet eder. İyi de yapsan muhalefet eder. Halk ona muhalefet görev vermiş kardeşim. Bunu almayacaksın. Peygamberin sana ne demiş? Aletur reasesi etus sadr. Sen reis olmuşsan ülkeye, iktidar sorumluluğunu üstlenmişsen göğsün geniş olacak. Allah yardımcın olsun, büyük bir sorumluluk içerisine girmişsin. Adil olacaksın, göğsün geniş olacak. Merhametli olacaksın. Herkese aynı mesafede duracaksın. Herkese aynı sıcaklıkta kucaklayacaksın. Bunları yapacaksın. Ülkende benim
Şimdi Habele Beşşar'ın mezhebiyle mezhebini gündeme getirerek benim bile mezhebi asabiyetimi kıdıklıyorsun ya. Ben ki diyorum ki bütün Müslümanlar kardeştir. Herkes olduğu mezhepte varsın ibadet, kolu açık mı kılar, kolu bağlı mı kılar, hiç kırmaz mı? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa benim dindaşımdır. Peygamberim böyle demiş. Bakın Sahih Buhari'ye. Benim kardeşimdir. Ben Müslümanım diyene Müslüman değilsin demeyin Kur'an diyor. Sizin dünyevi hesaplarınız var demek ki. Birilerini tekfir edeceksin, sırtından geçin. Emeviler Türkleri kırıyordu, ya Müslümanız diyordu. Yok, sizde Müslüman olmaz. Çünkü Müslümanlığını kabul etse malını yağma edemeyecek, kendisini mevali, köle edemeyecek. Türklerin başına getirmedikleri kanun. Türk Müslüman olmuş. Hayır, sen Müslümanlığını kabul et. Ben inanmıyorum sen Müslümanlığına deyip yine de öldürmeye devam ediyor. Malını yağmalayacak, karısını getirecek, kendisi cariye edecek. Sonra ne oldu? Bu Memlükler o kadar çoğaldı ki Memlüki devleti kurdular ya. Türkleri o kadar köleleştirdi Emevi zihniyeti. Şimdi benim devletim milletimin birliğini dirliğini koruyacak. Toprağımın bütünlüğünü koruyacak. Benimle kucaklaşacak. Vatandaşın her kesimiyle kucaklaşacak. Düdüğü alıp meydana hakem olarak çıkmışsan yapman gereken bu. Senin tarafın yok. Oy veren de vermeyen de, senin mezhebinden olan da olmayan da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliği cebindeki herkes senin için bir numaradır. Ve onu kırmayacaksın. Şimdi bakın kardeşim, Suriye'deki katilleri getirip oradaki akrabalarının, o maktullerin akrabalarının gözünün önüne yırmanın ne alemi var, söyler misiniz bana? Evet, söyleyecek söz yok ona. Onu niye sızlatıyorsun yüreğini? Bölünmüş ailelerdir. Yer mi yok onları götürecek? Hayır, niye teröristleri korumak bize kaldı? Biz dünen bu yüzden onları tehdit ediyorduk kardeşim. Teröristimi sen besliyorsun diye. Şimdi biz niye o duruma düştük? Niye Ürdün onun yanı başındadır? Ürdün yapsın. Hadi İsrail asıl meseleden kendisi çıkacak taraf. Meselenin kaymağını yiyecek taraf İsrail'dir. O yapsın bunu. Niye bana kaldı? Soruma cevap verdiniz. Bu açıklamalarınızla iyi niyetinizi bir tarafa bırakıyorum. Ona saygı duyuyorum. Ama nesnel durumu, gerçeği dile getirdiniz.